Teknik Direktör Fuat Çapa hattımızda. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Stüdyoda Serdar Kelleci ve Haldun Doğmaç'la birlikteyiz. Şimdi Trabzonspor'un transferlerinden bahsediyorduk ki Trabzonspor'da Eren Elmalı'yı Kasımpaşa'dan transfer etti. 2000 doğumlu ve Eren Elmalı'yla 5 yıllık bir sözleşme imzalarken Trabzonspor fesih bedeli için Kasımpaşa'ya da 3,6 milyon euroluk gibi bir bedelle takıma dahil etti. Son dönemde en çok konuşulan isimlerden biriydi. Milli takım açısından da gelecek vaat eden bir isim ama ona da A takım seviyesinde Süper Lig'de ilk şans veren teknik direktör sizsiniz. Kasımpaşa'dayken 2020-2021 sezonunda Ocak ayında Alanyaspor karşılaşmasında hem de ilk maçında ilk 11'de görev verip 90 dakika oynadı. O maçtan 4 gün sonra da ZTK Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye karşı son 16 turunda yine ona güvendiniz. İlk 11'de forma şansı vermiştiniz. Eren Elmalı ile ilgili neler söylersiniz? Potansiyeli, bundan sonraki geleceği, oyun yapısı ile ilgili neler aktarırsınız bizlere? Öncelikle Trabzonspor'a hayır olsun diyelim. İyi bir genç ve sadece genç değil ama aynı zamanda da çok yetenekli bir oyuncu transfer ettiler. Yani sizin de söylediğiniz gibi biz Kasımpaşa'ya geldiğimizde Eren oynamıyordu daha doğrusu. Ama biz geldikten sonra tabii o biraz da onun şansı diyelim. Çünkü stoperlerimiz cezalı duruma düşmüştü o karşılaşmada. Ve Haddadi'yi sol bekten stoperi alıp Eren de ilk defa Alanya karşılaşmasında ilk 11'de başlattık. Tabii o süreçte A takımla idman yapması, bizlerle birlikte çalışması, onun neler yapabileceğini zaten gördüğümüz ve inandığımız için ona o şansı verdik. Çünkü önceki yıllarda sizin de bildiğiniz gibi 2B'de oynuyordu. Tabii 2B ile Süper Lig'in arasındaki fark da çok büyük. Şöyle söyleyeyim, Eren bir kere fizik kalitesi bir bek olarak da çok üst düzey bir yapıya sahip. Şimdi genelde biliyorsunuz bek olan oyuncular çok fiziki olarak da çok uzun boy olan oyuncular olmuyor ama Eren o konuda yeterince o fiziki kaliteye sahip. Aynı zamanda da oyunun iki yönünü de çok iyi oynayabilen hem ofansif anlamda hem tek defansif anlamda. Sizin de söylediğiniz gibi Alanya maçında ilk 11'de başlatmıştık. Hatta galip de gelmiştik ve ondan sonraki karşılaşmada da Fenerbahçe maçında yine aynı 11'de başlattık. Ondan sonraki süreçte de zaman zaman bizde yer aldı. Çünkü 2B ile Süper Lig arasındaki fark çok büyük olduğu için biraz önce söylediğim gibi. Ama en büyük şanslardan bir tanesi tabii bizim ekibimizde olan Sami Hoca ile devam edebilmesi. Yani Kasımpaşa bizden sonra biliyorsunuz Sami Uğurlu ile devam etti. Ve Sami de bizim ekibimizde olduğu için oyuncular hakkında da yeterince bilgiye sahipti. Bu sezonda çok iyi bir performans sergiledi. Yani yıllardır biliyorsunuz Gökhan'la Caner'i konuştuk. Sağ bek sol bek olarak. İnşallah gelecek yıllarda da Zeki'yle Eren'i konuşuruz Türk Milli Takımı'nda. Merhaba Serdar Kelleci. Siz Doğucan'la da çalıştınız yanlış hatırlamıyorsam. Doğru mu? Doğru, Doğru. doğru, Onun için doğru. neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle, Doğucan ben Türkiye'den tanıdığım bir oyuncumuz değil. Yani onu da bizden sonra özellikle çok oynama şansı buldu. Hollanda'dan tanıyordum ben Excelsior maçında. Hatta birkaç tane de karşılaşmayı çıplak gözle de izlemiştim. Doğucan bizim geldiğimizde, ikinci dönemde geldiğimizde kadro dışı bırakılmıştı. Yönetimimizle konuşup yani nedenlerini öğrendik. Sonra kendisiyle oyuncularla da konuşup bir şekilde tatlıya bağladık ve ondan sonraki süreçte de yani bizde gereğinden fazla demeyeyim de yani hak ettiği için de yeterince şans buldu. Birkaç tane yanlış hatırlamıyorsam ilk 11'i vardı. Ondan sonraki süreçte de oyuna sonradan dahil oldu. Onun için en büyük artı her ne kadar şu anda Trabzonspor'un orta sahası kalabalık gözükse de işte Bakasetas, Siopis, Doğucan gibi yani önemli oyuncular ve kendi ülkelerinde milli olan oyuncular olmasına rağmen bence onun için çok büyük bir artı olduğunu düşünüyorum. Yani oyunculardan çok şey öğrenebileceğini ve kendisine çok şey katacağını ama altyapısı sağlam olan, bir kere pozisyonlu oyunu çok iyi oynamayı bilen, top gelmeden önce nereye oynayabileceğini çok iyi bilen bir yapıya sahip. Salih'i geçtiğimiz salı günü çıplak gözle izledim milli takımımızda. Doğucan da o şansı verirse en az onun kadar gelişimini sağlayacaktır.
Biraz sabretmesi gerektiğini kendisine de söyledim. Çünkü yani Trabzonspor'daki orta sahadaki oyuncu profiliyle şu andaki mevcut olan arkadaşları bir değil. Ama onlardan çok şey öğrenebileceğini kendisine de ifade ettim. Sabırlı olması gerektiğini ve zamanı geldiği zaman da o şansı iyi bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim hocam. Fuat hocam, ben de şunu soracağım size, bu cesaret diyeyim artık buna. Silivri Spor'da oynayan oyuncuyu orada hiç seyrettiniz mi? Alıyorsunuz Evren Eren Elmalı'yı getirip Süper Lig'e koyuyorsunuz. Yani hani bir Kerem Aktürkoğlu çok büyük bir sükse yaptı. Gerçekten de öyle Galatasaray'a gitti, oynadı. Sanki öyle bir macera var. Hiç izlediniz mi? Yoksa hani yani 3. Lig'den geldi burada oynar mı? 2. Lig'den geldi oynar mı diye oldu mu? Şimdi şöyle, o zaten bizim oyuncu, yani Kasımpaşa'nın oyuncusu. Biliyorum, kiralıktı. Kasımpaşa kiraya vermişti. Biz devre arasından sonra geldiğimiz için o zaten kadroda vardı, yani bizden önce değerlendirilmemiş. Biz geldikten sonra arkadaşı değerlendirdik Eren için. Ama biz yani bizim için oyuncunun yaşı veyahut da nereden geldiği çok önemli değil. Yani ben geçenlerde bir liste çıkartmıştım. İşte 2011 yılında ilk defa Türkiye'ye gelmişim. Bugüne kadar altyapıdan veya alt liglerden veya Türkiye'ye ilk defa gelen oyuncu sayısını saydığımda bir aile fazla çıktı. Yani 60'ın üzerinde bir oyuncu çıkartmışız. Çok çok iyi hocam. Teşekkür ederim. Yani bu tür riskleri alan hocalar bizim için çok değerli. Çok teşekkür ederiz çabanıza hocam. Ben teşekkür ederim. Fuat hocam, çok teşekkürler yayınımıza dahil olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim size. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Hem Eren Elmalı hem Doğucan Haspolat'la ilgili kendi düşüncelerini, görüşlerini, kendi oyun sistemindeki yapılarını çok güzel bir şekilde anlattı Fuat Hoca ki Haldun Domaç, sizin de söylediğiniz gibi 19 yaşındayken bir Eren Elmalı'ya önce forma veriyor. 3. lige değerli. Gönderiyorsun oyuncuyu. Bir sezon sonra geliyor, devre arasında sen, yani şöyle yapar genelde hocalar. Onun için Fuat Hoca'ya onu sordum. Ha, nereden geldi? Ya Silivri'de mi oynadı geçen sene? Ya geçen sene Silivri'de oynamış oyuncuyu sen bu sene Süper Lig'de Kasımpaşa kadrosunun içerisine koyuyorsun. Ve o maç trafiği şöyle, ilk kez Süper Lig'de oynayan bir oyuncu, Fuat Hoca da söyledi. 11 Ocak'ta Alanyaspor deplasmanı, evet, ilk doğru. 11 90 dakika. 3 gün sonra, yani ilk kez A takım seviyesinde maça çıkan bir oyuncuyu 3 gün sonra, ilk lig maçından 3 gün sonra kupada Fenerbahçe deplasmanında yine ilk 11 90 dakika oynatıyorsunuz. Doğru. Tamam, ama burada Kasımpaşa'nın da aslında Eren Elmalı konusundaki inisiyatifini de şey yapmamız lazım, konuşmamız lazım. Yani bir önceki sezon Fuat Hoca belki gelmeden önce oyuncunun aslında kiralandı ve süre alması aslında isteniyor. Bu aslında şu an hep konuştuğumuz olay var ya, yani oyuncular, genç oyuncular yeter ki oynasın. Oraya Kasımpaşa'ya geri dönerken en azından profesyonel idman yediğini biz tanıklık etmiş oluyoruz aslında. Bu da çok değerli. Evet. Kasımpaşa'nın bunu yaptı. Bunu 2 sene önce, 3 sene önce yapıyor olması bence konuşulması gereken bir başka case. Ama Fuat Hoca'nın kazandırdığı, bahsettiği üzere çok sayıda oyuncu da var zaten. Yani ve oyuncuları, genç oyuncuları oraya sokma konusunda da hiç tereddüt etmeden i̇şte onu yapabilen. Benim için çok değerli olan o. Bu yani, bir örnek daha vardı. Bir sol stoper, yanlış hatırlamıyorsam ismini şimdi unuttum tabii, hafızamda yer almadı ama onu da mesela kullanmıştı. Çok hemen, aa dedik, nasıl kullandı falan diye birden tak diye hemen oynatıyor.